Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Müminler neden bir olmalıdır? Bunun iman ile bir ilgisi var mıdır? Evet, müminlerin birliği ve beraberliği doğrudan imanın bir gereğidir. Nasıl ki güneşin varlığı ışıkların çıkmasını gerekli kılar, eğer bir insan hayattaysa onun hayat alametleri görülmesi gerekiyor. Eğer bir müminin kalbinde iman varsa, öyleyse o imanın gereği olarak müminlerde bir ve beraber olmalıdırlar. Neden? Madem ki imanımız bir, aynı zata iman ediyoruz. Aynı iman esaslarına iman ediyoruz. O zaman kalplerimizin de bir olması gerekir. Madem ki iman birdir, o zaman toplumdaki müminlerin de birliğini ve beraberliğini gerekli kılıyor. Madem ki ruhumuz bir, şu bedendeki organlar ne diyecekler? Madem ki ruhumuz bir, öyleyse hepimiz bu ruhun etrafında toplanalım diyecekler. Şu bedendeki ruhun etrafında toplanan organlar hayatlar olur, faydalı olur. Ama bunlardan, organlardan bir veya birkaçı bu bedeni terk etse Ruhtan ayrılsa dolayısıyla çürür, kokar ve faydalı olmaktan çıkmış olur. Demek ki madem ki bu müminlerin tamamı aynı zata iman ediyorlar, öyleyse kalplerinin de, ruhlarının da akıllarının da bir ve beraber çalışmasını özellikle birlik içerisinde olmalarını gerekli kılıyor. Ama bunlar aynı şeyi düşünmeleri gerektiği anlamına gelmez. Bakın Bedenimizdeki organlar farklı özellikleri yapıyor. Gözün vazifesi ve görevi ayrı, kulağın vazifesi ve görevi ayrı. Ama hepsi aynı ruhun etrafında toplanmışlar. Dolayısıyla müminler farklı görevler ifa edebilirler, farklı vazifelerde bulunabilirler ama onların ruhu hükmünde olan iman ve İslamiyeti onun etrafında kenetlenmelerler ve bir olmalılar. Aynı şeyler yapmaları gerekmez ama aynı hedef aynı maksat üzerinde birleşmeliler. Bakın bir insan asker arkadaşına bir yakınlık duyuyor. Niye? Aynı askeri görev yaptığı için. Hem şehrisine yakınlık duyuyor. Neden? Aynı şehirli olduğu için. Öyle mi? Peki bir mümin madem ki aynı Allah'ın kuluyuz diyor ben ve o. O halde aynı Allah'ın kulu olmanın kendilerine bir yakınlık bir dostluk, bir muhabbet vermeli değil mi? Şu halde Allahu Teala'nın ne kadar esması varsa o kadar isimleri beni tecelli etmiş. Ey mümin sende de tecelli etmiş. O zaman Allah ikimizi o kadar isimle beraber bağlamış. Sonra iman hakikatlerinin yanında İslamet hakikatları. Kur'an'ımız bir, dinimiz bir, imanımız bir. Sonra peygamberimiz bir, namazımız bir, abdestimiz bir, selamımız bir, ezanımız bir. Bakın bu kadar birbirlikler içerisinde Allah bizi kardeş yapmışsa öyleyse bir müminin diğer bir müminle ve müminlerle bir ve beraber olması gerekiyor. Yoksa Allah korusun Allah'ın isimlerine bu güzel hakikatlere karşı manen zulmetmek manasına gelir. Mümin olduğumuz halde zalim olmaktan kurtulamayız. Allah bu güzel hakikatleri ruh dünyamızda benimsemeyi ve müminlere bu gözle bakmayı ve toplumu kucaklamayı bir ve beraber olmayı bütün insanlığa haseten müminlere nasip eylesin.